Evet, İsrail ile İran arasında yaklaşık 3 gündür devam eden ve sıcak çatışmaya varan bir gerilim söz konusu. Önce İsrail'in saldırıları vardı. Sonrasında İran 200'ün üzerinde füze ve yüzlerce drone ile İsrail'i vurdu. Ve sonrasında İran'dan bir açıklama geldi. Misillememiz burada sona erdi. İsrail cevap verirse bu sefer karşılığı çok daha ağır olur şeklinde bir açıklama yaptı İran. Bu arada Amerika Başkanı Joe Biden'la Netanyahu bir araya geldi ve burada Joe Biden enteresan biçimde beklenmedik şekilde Netanyahu'ya İsrail'in İran'a saldırması halinde destek vermeyeceklerini açıkladı. Ve Netanyahu da sizi anlıyorum dedi. Ancak bugün İsrail Genelkurmay Başkanı yine bölgede tansiyonu artıracak, gerilimi artıracak bir açıklama yaptı akşam saatlerinde. İsrail Genelkurmay Başkanı İran'a cevap vereceklerini söyledi, açıkladı. İsrail'in 200'ün üzerinde füze, işte yüzlerce drone saldırısıyla vurulmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını, buna mutlaka bir cevap vereceklerini söyledi. Şimdi bundan sonraki süreç nasıl işler? Bölge büyük bir ateş topuna döner mi? Herkesin merak ettiği husus bu. Ancak işin açıkçası burada bir gölgeler savaşı yaşanıyor gibi. Yıllardır İsrail ve İran bu tip karşılıklı gerilimler yaratırlar. Bunlar zaman zaman ufak çaplı bir takım çatışmalara da döner. Çünkü İran'daki Molla rejiminin ayakta kalabilmesinin yegane sebebi burada bir düşman yaratmak. İki tane temel düşman vardır. O Molla rejiminin yarattığı ve halkı konsolide ettiği üzerinden. Birincisi işte Amerika. Amerika'yı şeytanlaştırır. İkincisi de İsrail. Ve özellikle de İsrail. İsrail de özellikle İran'ı kullanır. Kendi halkını konsolide edebilmek için. Yani İran'la İsrail aslında birbirleri için olmazsa olmaz iki devlettir. Ne İran olmazsa İsrail kendi halkını konsolide edebilir. İşte dünyaya bakın ben güvenlik şeyinde değilim, güvenlik sıkıntım var, ben güvende değilim deyip burayı manipüle edebilir ve o bölgede rahat edebilir. Ne de İran hem kendi halkını İsrail üzerinden konsolide edip hem de bu konsolidasyon üzerinden de kendi bölgesel nüfuz alanını genişletme imkanı bulabilir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte böyle takım ufak çaplı çatışmalar olsa dahi olayın büyüyebileceğine ihtimal vermiyorum. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de bunun sinyalini dediğim gibi Netanyahu'ya bizden destek alamazsınız mesajını vererek gösterdi. Amerika'nın içinde olmadığı, Amerika'nın desteklemediği böylesi bir durum büyük bir bölgesel savaşı tetiklemez. Çünkü yani eğer Amerika bu işin içinde olursa, yani Amerika da İran'a İsrail ile beraber saldırırsa o zaman Rusya'nın devreye girmesi söz konusu olabilir. İşte Suriye'nin devreye girmesi söz konusu olabilir. Bir anda domino taşı gibi dağılabilir. Ama Amerika baştan tavrını koyduğu için de işin çok da büyüme şansı olmadığını, yine her zamanki gibi İsrail ve İran'ın aslında birbirini güçlendirecek, birbirini konsolide edecek bir gerilim stratejisini, kontrollü gerilim stratejisini uyguladıklarını söylemek efendim mümkün.